Manşete hoş geldiniz. Bu haftadan itibaren en azından Aralık boyunca haftada iki kere Salı ve Cuma günleri manşet programıyla karşınızda olacağım. Biraz dinlenmeye de ihtiyacım var. Çünkü gerçekten tempo beni özellikle yazdan bu tarafa haftada dört program çok yordu. Yılbaşından itibaren siyasi hareketlenme de artacak. Muhtemelen sayıyı artırabiliriz veya ani günlük yorumlar veya analizler paylaşabiliriz. Kaldı ki e, pek çok e, siyasal bileşen e, hesabını yılbaşı sonrasına göre yapıyor. Özellikle muhalefet partileri hoş iktidar seçim startını şimdiden vermiş durumda. Neden? Çünkü içeride ve dışarıda çok sıkıştı. Ve devletin tüm olanaklarını kullanarak her günü, her geceyi, her haftayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Altılı masayla başlayalım bugün. Altılı masa toplantısı 28 Kasım'da söylendiği gibi, söz verildiği gibi gerçekleşti Bilkent Otel'de daha doğrusu bir anayasa çalışması ortaya kondu. Ondan sonra da Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde 6 lider bir araya geldi. Liderlerin çıkışta yaptıkları açıklama, daha doğrusu toplantının ardından açıklanan bildiride bir şey yok. Yani bakmanıza da gerek yok. Fakat özellikle Altılı Masa'nın 84 maddede değişiklik öngören anayasa teklifinde ilginç başlıklar maddeler var. BBC Türkçe Ayşe Sayın imzasıyla çok güzel toparlamış. Oradan bakmanızı e, tavsiye ederim. Hemen ilk sırada Cumhurbaşkanlığı halk seçecek parti bağı olmayacak e, öne çıkan maddelerden biri. Burada diyor ki bir kişi 7 yıllığına ve tek dönem için Cumhurbaşkanı seçilebilecek ama halk seçecek diyor. Sonra da yürütme yetkisini bakanlar kuruluyla birlikte kullanacak diyor. Şimdi burada sıkıntı şu. Yani Cumhurbaşkanı'nı halk seçtiği zaman halktan aldığı oyla Cumhurbaşkanı bir daha seçilmeyecek de olsa, 7 yılına tek dönem için geliyordu olsa ben halkın oyunu aldım halk ve e, arkamda bir halk desteği var diyerek yürümek isteyecek veya yürüyecek. Dolayısıyla hani Bakanlar Kurulu, Başbakanla Cumhurbaşkanı arasında böyle bir polemik de olacak. Kaldı ki 4 ya da 5 yılda bir genel seçimler yenilendiğinde hükümet değişecek. Bu sefer zıt kutuplar söz konusu olduğunda eskiye benzer resleşmeler söz konusu olabilecek ki eskiden milletvekilleri seçiyordu Cumhurbaşkanı'nı. Şimdi gene halkın seçmesi korunuyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı halka gittiğinde halka ne vaat edecek? Yani bir de böyle böyle de bir sıkıntı var. Halka ne vaat edecek ve vaat ettiği şeyleri hayata, hayata geçirmek için ne yapacak? Bakanlar Kurulu'yla birlikte mi çalışacak? Burada sıkıntılar var. Tabi bu geçiş dönemini kazasız atlatma hamlesi de olabilir. Yani biz şunu bir atlatalım. Cumhurbaşkanlığı halk seçmeyecek, meclis seçecek. Ya da Cumhurbaşkanlığı seçim sistemini tümüyle değiştiriyoruz falan demeyelim. Milletin kafasını karıştırmayalım demiş de. Böyle düşünmüş de olabilirler. Dokunulmazlığın kaldırılması, düşürülmesi, parti kapatmanın zorlaştırılması bir diğer başlık ki şu anda zaten iktidar partilerinin daha doğrusu muhalefet partilerinin başında demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor. Yani dokunulmazlığın kaldırılması hakkında fezlege düzenlenmesi, milletvekillerinin, liderlerin parti kapatma meselesi filan. Burada da liderlerin Bilkent Otel'e gelişleri görülüyor tek sıra şey daha doğrusu yan yana dizilmiş halde e, adımlarını bile birbirlerine bakarak atıyorlar. O önemli. Kimse öne geçmemeye çalışıyor. İstanbul Sözleşmesi düzenlemesi, yargı yapıcı güvensizlik oyu, ne bileyim gibi maddeler var. O hal KHK'sına son veriliyor. Bütün bunların hepsi hayvan hakları son haftaların tartışma konusu. İçişleri Bakanı görevden alamayacak gibi, ülke son verilmesi falan gibi konular var. Bütün bunlar güzel konular. Bütün bunlar, bu, bütün bunlar belli ki son dönemin bir takım arızaları, son dönemin bir takım eksiklikleri, son dönemin bir takım hastalıkları Alt alta not edilmiş özellikle son birkaç sene içinde yaşananlar ve bunlar çok kötü örnek biz bunları yapmayacağız veya tam tersini yapacağız düzenlemeleri. Fakat o arada iki flash açıklama gene aynı altılı masa üyesinden geldi ki önemliydi Ali Babacan'dan bahsediyorum. Sözcü gazetesinin genel yayın müdürüne Mart 2023'te baskın seçim ihtimali var dedi ki böyle bir ihtimal var Yine adayı bugün belirlersek altılı masa bir ay bile gitmez açıklaması var bunu da pencereden gazete pencereden Yavuz Ohana yapmış daha doğrusu Ali Babacan birkaç gün önce gazetecilerle buluştu ve gazeteciler orada Ali Babacana sordukları sorulara aldıkları cevapları kendi değerlendirmeleriyle kendi köşelerine taşımışlar öyle görülüyor. Şimdi Mart 2023'te baskın seçim ihtimalini Ali Babacan ekonomist kimliğiyle de baktığı için gelişmelere önemsemek gerekiyor çünkü. Çünkü iktidar özellikle yılbaşında alacağı tedbirlerle EYT düzenlemesi, asgari ücret düzenlemesi, ücretlilere artış vesaire gibi düzenlemelerle e, bunun etkisi geçmeden bir seçime gitmeyi düşünebilir. Mart ya da Nisan'da. Onun için bunu yapabilmesi için de iki ay önce seçim kararı alması veya aldırması gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kastettiği bu babacan. E, i̇ktidar diyor aralıkta veya ocakta alacağı tedbirlerle. Ve tedbirlerle seçime gitmek isteyebilir. Çünkü bu tedbirlerin sıcaklığı, bu tedbirlerin etkisi ancak birkaç ay sürecek. Mayıs-Haziran'a kalmayacak. O açıdan önemli. Belli ki altılı masada bu değerlendiriliyor. Bir diğer konuda adayı bugün belirlersek altılı masa bir ay gitmez sözü. Bu da enteresan. Neden böyle? Belli ki Babacan... Orada da daha yaşanan şu son birkaç ayda yaşanan polemiği, e, resteşmeyi, zıtlaşmayı görüyor belli ki. Nasıl görmesin ki? İşte ortaklar kulak çekmeye başladı diye haber olmuş sabah gazetesinde. Sabah zaten altılı masayı dağıtmak için elinden geleni ardına komuyor. Fakat e, olay ne? Olay şu, e, Yavuz e, Ağralioğlu diye bir isim var e, İyi Parti'de. E Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday konuşmalarına bakınca yıllardır ısrarla ve inatla Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum. Endişeli davranıyorum. Bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi diyorum filan diyor. Bunun üzerine de Engin Altay, CHP'nin grup başkan vekili, e, Meral Akşener Alioğlu'nun kulağını çeksin filan demiş ve orada iki kurmay işte böyle e, tepişmiş durumdalar. Yani babacan esasen altılı masadaki bu tartışmalara liderler düzeyinde olmasa bile kurmaylar düzeyinde devam eden polemiğe dikkat çekiyor bugün belirlesek altılı masanın adayı bir ay, altılı masa bir ay gitmez diyor adayı bugün belirlesek şimdi öbür tarafta iktidar boş durmuyor bütün belediyeleri muhalefeti terörize etme derdinde ve bu işin Gestapo şefiliğini de Süleyman Soylu yapıyor. Yani Gestapo şefi diyorum çünkü gerçekten 80 90 yıl önceki Hitler dönem uygulamalarıyla birebir benzeşiyor. 74 belediyede 88 soruşturma. Bu da sabaha böyle başlık olmuş. Belediyeler örgüt yuvası gibi. 74 belediyede 84 soruşturma. Ne bileyim işte dokunulmazlık fezlekeleri Cumhurbaşkanlığında. Kemal Kılıçdaroğlu ve Sezai Temelli'nin HDP'li fotoğraflarını koymuş. Türk Gün Gazetesi. Bu da MHP'nin yayın organı. Şimdi böyle bir şey de çıkmış geliyor. Bülent Çelik de karikatürünü çizmiş Pencere Gazetesi'nde. Sayın seyirciler şimdi de İBB'de bu sabah itibariyle terörist gerçekleşmelerini veriyoruz. Şimdi çok net ve belli ki İstanbul Büyükşehir'e buradan yürüyecekler. Senin kadroya aldığın isimler veya çalıştırdığın isimler terör iltisaklı diyecekler ve buradan vuracaklar. Buradan çakacaklar Ekrem İmamoğlu'nu veya Ekrem İmamoğlu'nu böyle görevden alacaklar. Yani bu iş belli. Yani Erdoğan veya Soylu yeni bir oyun, yeni bir tiyatro, yeni bir mizansen vesaire neyse ortaya koyuyor değil. Daha önce yaptıklarını aynen tekrar hayata geçiriyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar yani. Daha önce yaşanan tekrarlanıyor. Orada Perinçek Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olmuş. Geçen defa 100 bin imzayı toplamakta güçlük çekmişlerdi. Son dakikaya ancak yetiştirmişlerdi. Fakat bu defa muhtemelen AKP üyeleri yardıma yetişecektir. Doğu Perinçek için imza verecektir. çok da zor olmayacaktır Cumhurbaşkanlığı adaylığı. Ama Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığını dahi açıkladığı bir ortamda Altılı Masa'nın bu işi çok fazla geciktirmemesi icap ediyor. Çok alamet belirdi ki bu iş Ocak ayında veya Şubat ortasına kadar olacak. Fakat Şubat ortası geç. Muhtemelen Ocak ayında bu ilan edilecek öyle görülüyor. Ee, seçim ile ilgili çalışmaların bu yıl sonuna kadar tamamlanacağı ve hemen arkasından da adayın belirleneceği gibi bir e, rivayet var efendim. O arada e, iktidarın seçim hamlelerinden biri de Suriye'ye kara harekatı Reuters'a konuşan bir üst düzey Türkiye'li yetkili birkaç güne başlayabilir demiş. Bir anlamda aslında Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasında. Orada Mazlum Kobani'den, Mazlum Abdi'den iki ismi de kullanıyor gelen Suriye Demokratik Güçlerinin komutanı. Oradan gelen açıklamaya da bakalım. Diyor ki eğer diyor Türkiye Suriye'nin kuzeyinde saldırılara devam ederse hatta kara harekatına başlarsa işit üyelerini işit üyelerinin tutulduğu El Hol kampı var ki çok kritik bir kamp. Batılı ülkeler de bu kampta, batılı ülkelerin de bu kampta vatandaşları var ve o kampın ne olacağı düşünülüyor. Çünkü orada 50-60 bin civarında insan tutuluyor ve işit üyesi veya sempatizan oldukları iddiasıyla orada çocuklar yetişiyor, gençler yetişiyor ve aynı ideolojinin çevresinde ve orası yani büyüyen bir risk. Hemen herkes açısından ve Mazlum Abdi de ona dikkat çekiyor. Yani diyor biz e, burayı tutuyoruz ve e, Bu kamp dağılabilir e, Türkiye bir harekata geçerse O zaman seyriyle gümbürtüyü diyor Kastettiği bu. Ekonomiye geçelim 1 liranın maliyeti 3 TL olmuş Sadece bu bile ekonomiyi özetlemeye Anlatmaya yeter. Fakat Bunu biraz daha detaylandıralım. Mesela Koç Holding e, Başkanı Ömer Koç'un açıklaması Arada kaynadı. Nakit akışlarınızı Yakından takip edin Diye Kendi kadrosuna seslendi yani düşünün Türkiye'nin en zengin insanı böyle diyorsa diğerlerini varın siz hesap edin veya hesap etmeye çalışın. 5 milyar dolar e, Suud parasından sonra e, Katar'dan da Türkiye'ye 10 milyar dolar döviz rezerv desteği geliyormuş. Bunların hepsi seçim hamlesi ve bütün bunlar e, doları tutma dövizi tutma hamlesi önümüzdeki birkaç ayı rahat en azından sıkışmadan atlatma hamlesi. Öyle de okumak gerekiyor. Yine bir hamle daha Şenol Babuşçu paylaşmış. Çok da güzel paylaşmış. Merkez Bankası toplam mevduat içinde TL mevduatın payını %50'nin üzerine çıkaramayan bankaların zorunlu karşılıklarına uygulayacağı komisyon oranını 3'ten 8'e çıkardı. Bundan Murat şu diyor ki artık diyor şey yapmayın. Müşterilerinizi diyor ikna edin. Döviz değil TL mevduatı yapsın. Devamla şunu söylemiş Şenol Babuşçu. Yurt içi müşterilerinize döviz mevduat hesabı açmak yerine yurt dışından borçlanın döviz getirin. Seçime kadar dövize ihtiyacım var bana destek ol mesajı demiş. Evet aynen böyle. Bütün bunların hepsi, hepsi yani siyasi anlamda, diplomatik ilişkiler anlamında, ekonomik anlamda, işte belediyeler açılan terör soruşturma, hepsi ama hepsi birer seçim hamlesi iktidar boş durmuyor. Bakın Eser Karakaş paylaşmış. Sadece bir tane örnek getireceğim. Parti devletine. İş insanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Bodrum'daki otel arazisini 115 bin metrekare büyütmek için başvuruyor. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iş insanı Mehmet Nuri Ersoy'un başvurusunu onaylayıp 2,5 milyon euro teşvik primi veriyor. Kendi kendine prim, prim. Türkiye bir yılda 30 bin yazılımcı kaybetmiş. Yazılım Sanayicileri Derneği ve uyarıyor başkan. 100 bine kadar çıkabilir bu rakam. Çünkü çıkan e, biraz da kendini yetiştirmişse 2.500-3.000 dolardan başlayan maaşlarla ki bunlar başlangıç maaşları kendine iş buluyor. Sadece bu değil. Yurt dışına çıkan insanlar 1-2 yıllık bir eğitimle yazılım sektörüne adım atıp oradan kendine bir yol tutabiliyorlar. Benim çevre, çevremde düzinelerce insan var böyle. Yani yazılımcıları kaçırdığınız gibi giden insanlar da yazılımcılığı bir yol olarak veya bir geçim kapısı olarak kendine kendisi kendine ve ailesine e, tercih ediyor e, kendi ve ailesi için tercih ediyor lafı bulamadım ve e, asgari ücret filan değil çok iyi koşullarda bir yaşam kuruyor Türkiye'de son cezaevi fotoğraflarından biri Zaman Gazetesi yazarları Ali Bulaç Turan Alkan, Şahin Alpay ve Mümtazer Türkön'e yazdıkları yazıdan dolayı 6 yıldır 7 yıldır hala yargılanıyorlar. Yok istinaftan döndü. Yargıtay'dan döndü. Gene mahkum edilmişler. Şu veya bu nedenle şu veya bu cezaya. Reva mı yani? Yaş ortalaması 70 ve üstünde bu insanların. Bir başka yargılama konusu Levent Göktaş. Levent Göktaş bu son görüntüsü. Ee, Bulgaristan'da iade mahkemesi vardı biliyorsunuz. Ve e, bir ev hapsi kararıyla yani bulunduğu evi terk etmeme koşuluyla e, tahliye edilmişti. E, Bulgaristan e, Türkiye'ye iade etmeme kararı e, almış mahkeme. Bu da enteresan. E, Bulgaristan hukukun tam olarak oturmadığı, egemenlerin en azından borusunu öttürdüğü ülkelerden biri. Türkiye'nin pek çok iade talebi karşılanırken, sınırdan pek çok e, mülteci, göçmen, neyse kaçak geçiş engellenirken, Türkiye'ye doğru itilirken, Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmemesi de önemli. Burada da karşılıklı bir ilişkiden Bahsedilebilir o arada Hablemitoğlu dosyası bambaşka bir dosya ki zaten e, Hablemitoğlu dosyasına şu anda neden Türkiye'de mahalleler eğilmiyorlar neden didik didik etmiyorlar neden önün arkasına bakmıyorlar bu da ayrı bir soru işareti orada olan olmayan konuların tamamı saatlerce konuşulacak analiz edilecek birer Türkiye meselesi var. E, Özellikle cemaat soruşturmalarında yargılamaların 2002'ye kadar gidecek olmasından bir takım ilişkiler, dokunulan isimler, dokunulmayan isimler maalesef e, Türkiye medyası bu alana girmemeyi tercih etti. Tamamen ideolojik nedenlerle. Başka bir şey değil. Mahkeme e, güncesine devam edelim. Memduh Bayraktaroğlu, gazeteci, meslek büyüğümüz, ifade vermeye Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne geliyor. Bir saate yakın bir hakim bekletiyor orada. Ondan sonra da işte işte bir imzası gerekiyormuş, olmuş olmamış videosunda anlatıyor. Allah aşkına tekrar işte zorla getirilmesi için jandarmaya yazı yazacaklarmış filan. Yani birkaç gün önce kalbine stent takılmış bir insandan bahsediyoruz. Türkiye'deki yargı malzemeleri bir bir buçuk dakika bir video çekmiş sosyal medya hesabına koymuş. Böyle bir ülkeye böyle bir Türkiye. Şimdi toparlarsak Erdoğan birkaç gün önce orada şehit edilen 3-4 yaşındaki yavrumuzun kanını yerde bırakmayalım derken patlayan bombalar işte şehit olan siviller aynı zamanda sandıkta da bırakmayalım dedi ve böylece niyetini açık etti veya bilinçaltı bir biçimde prompturdan çıktı mı çıkmadı mı ayrı bir konu bilinçaltı bir şekilde gene sözlere döküldü yani ee, bu olaydan gene bir seçim hesabı, gene bir oy devşirme hesabı. Şimdi seçim var ee, ve bu seçimde iktidarın başvurduğu yöntemler belli. Erdoğan bilmediğimiz bir isim değil ve bunları yapacak yapıyor. İçeride dışarıda sıkışmış durumda, sıcak para bulmaya, yabancı yatırım çekmeye çalışıyor. Suriye ile Mısır'la diplomatik ilişki kurma çabası da buna paralel. Muhalefeti bölüp parçalama stratejisini anlattım anlatıyorum. Belediye başkanları liderlere terör soruşturması yeni değil dalga dalga gelecek besbelli. Devlet imkanları da hoyratça kullanılacak. Emeklilikte yaşa takılanlar asgari ücret gibi düzenlemeler filan. Bakın Yeni Şafak'ın bugünkü manşeti. 29 Kasım Salı manşeti. 424 bin çalışana kadro. Bu ve buna benzer manşetleri sıkça duyacak, görecek ve işiteceksiniz. Böyle bir dönem seçim var çok alamet belirdi ve iktidar elinden geleni tüm devlet imkanlarıyla ardına koymayacak. Diyor ve son uyarımızla yavaş yavaş toparlıyorum ama ondan önce e, seste ve görüntüde belli e, önceki yayınlara nazaran bir fark dikkatinizi çekmiştir umarım. Daha henüz tam olarak ayarlayamadım ama ayarlamalarım devam ediyor. E, kamera ve mikrofonu değiştirdim tümüyle. Ve bu bayağı bir e, masraflı oldu. Fakat bu tübüyle kaliteyi artırmaya dönük. Önceki kalite kötü müydü? Yok o da gayet iyiydi. Fakat hep daha iyisini, daha iyisini seyircimiz için, izleyicimiz için, takip edenler için daha iyisini amaçlıyoruz. Amaç o. E, ve bunu geliştiriyoruz. E, Cuma günü Black Friday denen, Türkiye'de var mı bilmiyorum, Batı'da son derece yaygın. O indirimlerden de yararlanmak, o indirim indirimleri de kaçırmamak için epey bir e, borca girdim. Epey bir masraf oldu. E, bu yayınları e, sizin e, elinizi cebinize atın. Benim kamera mikrofon masrafımı ödeyin falan demiyorum. Yapmanız gereken şey çok basit. Yapmanız gereken yayınları beğenmek, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmak ve bunu çevrenizle paylaşmak. Whatsapp gruplarında mı paylaşırsınız müsaitse ya da e, sosyal ağlardaki hesaplarınızda mı paylaşırsanız beğendiyseniz beğendiğinizi gösterin. Tek istediğimiz bu. Diyor ve bir manşeti daha noktalıyorum. Bir sonraki manşet bu hafta Salıdan sonra Cuma günü olacak. Başta da e, anons etmiştim, tekrar edeyim. Salı ve Cuma günleri manşet yayınlarıyla karşınızda olacağım. Yıl başına kadar en azından bu şekilde devam edecek. Yeni yılda belki tekrar bir planlama yaparız. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.